Evet Volkan Bey, sezon başında da beraberdik. Sezon başında turizmin çok iyi olmayacağını, biraz bu senenin sıkıntılı geçeceğini söylemiştiniz. Ve bunda da haklı çıktınız. O süreci bir değerlendirirseniz, oradan bugüne neler değişti, ne oldu, ne bitti? Aslında şöyle, yani keşke haklı çıkmasaydık. Neticede turizm bir sektörü işimiz. Kayıplar bizim adımıza, oteller adına. Ama şöyle bir gerçek var. Kışın da röportajda belirttiğim gibi yatak sayımız bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Yani ben bu sabah yine bir hesap yaptım. 550 bin yatağımız var. 2095 oda var. Yani bu da sezonda bir ay doldurduk demektir. Ya yani bu görsel bir hata. Ya bununla ilgili bilmiyorum. Devletimiz bir çalışma yapar mı, yapmaz mı? Onu bir düzenlemek gerekiyor. Onun haricinde bunlar yetmezmiş gibi malum işte ülkelerde enflasyonlar yaşandı. Kazakistan'da, Çin'de vesaire işte Rusya'nın rublesi 70'e kadar geldi. Bunların düzelme süreci malum artık birkaç yıl sürecektir herhalde. Turizm için bundan sonraki yıllarda daha da zor olacağını düşünüyorum ben. Şimdi aslında olan şey turizm, biraz önce de söylediğim gibi turizmin genel gidişatı hoş değil. Bununla ilgili devletten aslında köklü bir çalışma bekliyoruz. 10 milyon nüfusu besleyen bir sektörümüz var. Malum Türkiye'nin lokomotifleri, hayvancılık işte ne bileyim tarım, ticaret, tekstil vesaire. Bunlar yavaş yavaş bitiyor. En azından her zaman atamız da der ya, üretmeyen ülke tükenmeye mahkumdur. Biz üretimimizi kesiyoruz. Şimdi böyle bir 10 milyon nüfusu besleyen bir sektörümüz var. Çok bir kârlılığı olmasa da devletin turizm sektörüne bir el atıp bir düzenleme yapması gerekiyor. Ne bileyim vergilerde değerlendirme yapabilir. Çünkü Antalya bir sepet, yani İstanbul diğer şehirlerde bu katkılar var ama Antalya'da büyük bir hareket var. Vergilerde bir değerlendirme yapılabilir. Vergi dışında yatak sayısı malum biliyoruz söyledik. Çünkü onun haricinde toplu olarak krize gidiyoruz. Yani bundan sonraki yıllarımızı daha da kötüye gitmemiz için bir an önce işte malum bugünlerde siyasi sıkıntılarımız da var. Siyasetin dengeye girip turizmimize büyük bir destek almamız gerekiyor. Ben şimdi mesela kriz zamanlarında devletimizin diğer sektörlere desteklerini gördük. Kısaca şunu söylemek isterim. Yani turizm, bir turizmci, turizmden ekmek yiyen bir insan olarak devletimizin turizme de desteğini bekliyoruz. Şimdi bir Alanya otelcisi olarak bu tür şeyler ister istemez otel ve çevre için kötü etken. Böyle çok bir sıkıntı yok. Bir günlük bir insanların tepki, yürüyüşleri falan oldu ama genel anlamda baktığımızda insanlar işini rutin şekilde devam ediyor. Turistlerimiz yine aynı şekilde hizmetini alıyor. Biraz siyasi, biraz propaganda tarzı şeyler var. Yani birlikte hareket edip bu tür şeyleri geçmemiz gerekiyor. İnşallah daha da iyi gidecek ama hoş şeyler değil. Ama şu anda genel olarak biraz önce de malum biliyorsunuz Alanya'ya gittik gördük. Her şey aktif. Yani turistlerimiz dolaşıyor. Genel durumumuz iyi. O bir iki hafta önceki gösterilerden kötü bir etki yok. Yani ben gördüm o şekilde.